Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere böyle yeni piyasaya girmiş mi diyeyim, ucuz bir akıllı telefon Voyo V1 incelemesi yapacağım. Telefonun tipi çok tanıdık gelebilir. Gerçi önce bir kutusunun içine bakalım da. Şimdi kutudan çıkartıyoruz. Bir adet bir film üzerinde geliyor. Bir tane yedek bir film geliyor. Hani iki tane film bayağı bir götürür. İşte flip cover dediğimiz kapak geliyor içinden. Kullanım kılavuzu. Güzel bir kablosu, yani şöyle bir mıknatısı falan. Şöyle bir kablosu var uzunca. Kulaklık. Şarjı, adaptörü yani. Böyle. Şurasını da ben bantladım. Şurada da e-mail numarası yazıyor. Kendi kendime sansür koydum YouTube'da. Evet. Şimdi telefona gelecek olursak, telefonun gibi ön tarafı General Mobile Discovery andırıyor. Özellikleri bakımından da biraz andırıyor. Arka tarafta Samsung S3'e benzetiyorum ben. Ama ince böyle hani şey. Şöyle. Güzel bir şekli şemali sahip. Telefonun önce bir şekline bakalım. Yani dış görünüşüne bakalım. Şu yanında bir metal çerçeve geçiyor. Daha doğrusu metal görünümlü plastik bir çerçeve geçiyor. Üst tarafında şarj girişiyle kulaklık girişi var. Sol tarafında ses açma kısmı. Sağ tarafında power on off. Alt tarafında hiçbir şey yok. Sadece şurada mikrofon var. Hoparlörü arkada. Flaşı var, kamerası var. Bir de şunu fark ettim. Şöyle kapatıyorsunuz. Buradayken de iş yapıyor. Şöyle. Yani kullanım olarak kolay, alışırsanız şurada fazla işiniz olmaz. 14.7 cm uzunluğu var, 7.2 cm genişliği var ve 8 mm bir inceliği, kalınlığı var. Nasıl derseniz artık. 4 çekirdekli MT6582 1.3 GHz işlemci var. Üzerinde MediaTek'in, tabii MT dediğim için MediaTek oluyor bu. MediaTek olduğu için de tabii Mali ekran bileşeni devreye giriyor. Mali 400 var üzerinde. Dediğim gibi ben Mali 400'e takıyorum. Kafayı vasat bir ara birim. Tabii ki de bu fiyata yansıyor. 720p ekran çözünürlüğü var ve 5 inç bir ekranı var. Şöyle bir şey var. Ekranı kaç PPI falan bunlar yazmıyor web sitelerinde. Hani web sitelerinde çoğu bilgi yazmıyor. Onu da söyleyeyim. Bir SAR değeri olsun. İşte mesela en basitinden hani SAR değeri eyvallah. Yazmadım da bir şimdi arkasını şöyle açayım da göstereyim. SD kart takılıyor. SD kartın kaç GB'a kadar desteklediği de yazmıyor. Hani bari o yazaydı iyiydi. Şöyle iki sim kart girişi var. En büyük özelliklerden bir tanesi bu. Çift sim kart girişli. SD kart takıyorsunuz, hafızayı genişletebiliyorsunuz. İşte kaç GB'a kadar çıktığını bilinmiyor. Yazsa iyi olurdu. Açmışken bakalım 2000 mAh pili var. Yeterli. Götürür bayağı. 720p 1 GB işlemci Mali 400'e 1,5 gün rahat rahat götürebilecek bir pil oluyor kendileri. Onu da söyleyeyim. Tabi full parlaklıklı değil. Ama tahminim şöyle 32-64 GB'a kadar da SD kart, hatta 64 GB'a kadar destekleyecektir. 5 megapiksel ön kamerası var. 13 megapiksel arka kamerası var. Arka kamerası tabii ki de hani 13 megapiksel eyvallah. Ama optik olarak biraz zayıf buldum. Hani çok çok sabit durmanız gerekiyor. Hatta kalbiniz atmaması gerekiyor ki net bir fotoğraf çekebilirsiniz. Tabii düşük ışıkta, yüksek ışıkta gayet kaliteli fotoğraflar da veriyor. Fakat bugün hava kapalı olduğu için ben size yüksek ışıkta fotoğraf gönderemiyorum. Studio ortamında birkaç fotoğraf çekeceğim. Onları zaten şu an belki de görüyorsunuzdur. 114 gram bir ağırlığı var. Yani hafifliği var diyeyim aslında. Oldukça hafif, güzel bir telefon. Şimdi gelelim bu kadar. Şunu da söyleyeyim. 720p'de 30 kare video çekiyor saniyede. Hani 1080p Full HD video çekmiyor telefon. Onun da altını çizmekte fayda var. Telefonun fiyatı ise 599 TL. 1 GB RAM var dedik. 8 GB depolama alanı var. Tabi bu arttırılabiliyor. Kaça kadar arttırdığımızı bilmesek de. AnTuTu puanına bakalım. 18.362 gösteriyor fakat non-verified score'du. Yani henüz doğrulanmadı diyor. Bunun birçok sebebi olabiliyor. Bakalım bir. Hatta niye doğrulanmadığını. Ne doğrulanmadı diyor. İşte test sırasında avansı yoktu diyor. Vardı. Sistem zamanlayıcısı dolandırıcı diyor. Ne demekse artık. AnTuTu avansı sistemi veya yazılım tarafından engellenmiştir. Yani kayıtlı olmayabiliyor AnTuTu'ya telefon. Çünkü markada telefonu AnTuTu'ya kaydettiriyor. Yeni çıkmış markada kaydolmayabilir. Bir şey diyemeyiz. Fakat Concord'un bile kaydı vardı. Gerçi AnTuTu'ya da bakmaya gerek yok. Yine bu içeriğine göre bir puan veriyor. 18.362 iyi puan. Hani bu fiyat bir telefona. Ya şimdi diyeceksiniz telefon alınır mı alınmaz mı?
Valla Android 4.4 var içinde. Dediğim gibi 599 lira, 1 GB RAM, 8 GB depolama alanı var. Kamerası 13 megapiksel. Ya işte kıyaslayın, General Mobile tipi var. O da aynı şekilde. Yani fiyatı normal. Tabi tercih burada getiren firmanın servis ağına ve güvencesine kalıyor. İnternette girerseniz voyo.com, voyo.com olması lazım. Com.tr ya da. Bakarsınız. Hani güvenirim diyorsanız alınabilecek bir telefon. Hani öyle şu mesela eski arayüz var Android'de. Ben bunu çok seviyorum. 4.4'te. Makyajsız, sade, temiz bir şekilde geliyor. Telefon sizin elinize. Kullanışlı, öyle şey değil. Fiyatına göre zaten oldukça da uygun. Piyasa yeni giriş yapmış. Umarız daha böyle iyi modelleri, daha yüksek modelleri. Atıyorum işte bu Voyo V1'di, Voyo V3 gelir. 3 GB RAM'li falan filan. 1000 TL'nin altında güzel bir telefon. Ucuz ucuz. Tabii bunlar piyasaya girsin. Herkesin işine yarar böyle telefonların piyasaya girmesi. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bizi Webtekno Facebook sayfasından, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bu kanala mutlaka abone olun. Biliyorsunuz 2 tane ödülü var. Daha da alacaktır. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel güzel telefon. Fiyatına göre iyi.